yerinde ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara karşı verdiğimiz eşitlik, özgürlük, emek, hak, adalet, barış, laiklik mücadelesi ve dayanışma için sesimizi, isyanımızı birleştirme ve büyütme hikayemizi yazmaya devam ediyoruz. Neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürüye, ayrımcılığa, baskıya karşı yürütülen, kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği bir mücadele günüdür. Biliyoruz ki eşitlikçi yönetim biçimleri işlevsel kılınmadan ne kadın ne de toplum şiddetten kurtulacaktır. Bu nedenle ülkemizde kadını eşit ve özgür birey olarak gören yasal dönüşümler ve uygulamaların bir an önce başlatılması, eşitlikçi, demokratik, laik yönetim biçimlerinin hayata geçmesi, kadın bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarının kadına ait olduğunun kabul edilmesi ve siyasi iktidarların kadının bedeninden elini çekmesi gerekmektedir. LGBTİ düzenlemeler acilen yapılmalı. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmasına son verilmeli. 6.284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı. Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli. Esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli. Güvenceli, düzenli işler yaratılmalı. Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçmesi sağlanmalı. Sağlık ve sosyal hak olarak kürtaj hakkının kullanımını engelleyen fiili uygulamalardan vazgeçilmeli. Neden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı. Nitelikli ve ana dilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşleri uygulanmalı. Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4+4+4 eğitim sistemi hemen iptal edilmeli. 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır. Kadınların eşit ve özgür olduğu, sömürünün, baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için, hayatlarımıza sahip çıkmak için, savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek için, örgütlemek için tüm kadınları gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart 2021 Pazartesi saat 16.30'da Kasım Gülek Köprüsü'nden başlayacak yürüyüşlü mitingimize katılımlarını bekliyoruz. Söyleyecek sözümüz değiştirecek.